Kolay gelsin. Hoş geldin Firuze kızım. Portakal alacağım. Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Eda. Kalk. Çabuk çabuk hadi. Hadi hadi kalk. Gidiyoruz. Hadi kalk. Evet, tamam tamam peki. Yaren. Eda. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Tamam. Ne oldu? Gece kuşları ayakta. Uyumuyormuş. İyiymiş bile bu. Nerede kaldınız? Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Siz ikiniz neler çeviriyorsunuz? Yok ya, ne çevireceğiz? Hadi bir an önce Defne'yi alıp arka kapıdan dışarıya çıkalım. Ne? Eda saçmalama. Ne dışarısı? Dışarı falan çıkmıyoruz. Hani bahçede kutlayacaktık. Bahçe mi? Ne bahçesi be? Allah Allah, alıp çıkmamız lazım diyorum sana. Bak kızım, bugün doğum günü sürprizi bozuyorsun ya Eren. Nasıl? Ne demek olmaz ya? Hadi ya Eren abla, sürprizi bozma. Bugün benim doğum günüm. Lütfen. Olmaz, kesinlikle olmaz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Gönder bakayım şunu. Dikkat et. Dikkat et. Atla bakayım. Of! Aferin sana. Elimde kaldı. Eda. Sürpriz bu muydu? Bu tabii. Al bakalım sen bu çöreği. Pes diyorum ya. Gel gel. Dur. Bekçi uyanmadan hemen hareket etmemiz lazım. Çok az vaktimiz var. Eda. Sus ve yürü. Eda. Hadi bakayım.
Oh be! İyi ki doğdun sen ya. Hemen parti başlasın mı? Hemen. Hadi o zaman gidiyoruz. Hadi bakalım birikmane. Hoppara 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 hoş. Hadi. Şimdi pasta zamanı. Ah pasta. İyi ki doğdun meleğim. Hadi gözlerini kapat bir dilek tut. Allah'ım inşallah yarın ablam okuyup doktor olur. Ama bu senin doğum günü dileğindi meleğim. Zaten bu kendim için diledim. Sen doktor olup beni iyileştireceksin ya. Sen zaten iyileşeceksin. Ama ben biliyorum. Merve söyledi, ölecekmişim. Hayır hayır, sakın bir daha bunu söyleme, tamam mı? Sen iyileşeceksin, büyüyeceksin, okula başlayacaksın. Bunların hepsi geçecek. İyileşince koşmama izin verecekler mi? Tabii. Herkesten hızlı koşacağına eminim. Yarın abla, lütfen biraz daha atlı karıncaya binelim, ne olur. Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi yakalayacağım sizi. Ay. Gelin buraya. Gelin. Oh. Gelin buraya. Hoş Yaren. Gelin buraya. Bu kaçıncı oldu? Yeter, kaçmayın. Gelin buraya. Tamam, tamam. Oh. Bebette o çıkamaz, indir. Oh. Hadi gel bakayım. Hadi bakalım. Oh. Bittim ben. Yaren. Burada yollarımız ayrılıyor. Ben Can'la buluşacağım. Eda ne canı ya? Gecenin bu saatinde çıkardın bizi dışarı. Ya Yaren söz verdim. Bekliyor şimdi. Gitmeyeyim mi yani? Hem yıllardır aynı yurda gidip duruyoruz. Yolunu mu unuttun? Unutursan da korkma. Defne sana yolu gösterir. Defnem. Aferin sarı çöreğim be. Hadi bay bay. Dikkatli ol. Tamam. Aman, bir prenses doğmuş bugün. İyi ki doğdun bebeğim. Tatlı rüyalar Defneciğim. Böyle bir ismi ya Cenab-ı Allah. Anlamadım bebeğim. İnsanın annesi olması diyorum. Böyle bir şey mi? Ben de bilmiyorum ki.
Açsana ya. Tanımadın herhalde ha? Uyanamadın ya da. Eda gelmez artık diyordum. Üzülürsün de ağlarsın diye geldim İpek böceği. Bulmuştur artık zengin bir yakışıklı diyecektim ki sen kapıdan içeri girdin. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Cahil. Yok öyle değil. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine kürkçü dükkanıdır. Sen dua et, ben iyi günümdeyim İpek böceği. Aa Eda abla, hoş geldin. Hoş buldum canım. Çok güzel olmuşsun Eda abla. Afiyet olsun bebişler. Sağ ol Eda abla. Eda, Sevim Hanım seni çağırıyor. Abla diyeceksin öncelikle. Bu kaçıncı Eda? Bak, kaç kere aradılar Luna Park işletmesinden. Defne'yi oraya nasıl götürürsünüz? O çocuğun hasta olduğunu biliyorsun. Gerçi ben niye şaşırıyorsam senden beklenir. Şu sınava bir gidip çıksın, Yaren'le de konuşacağım. Yaren'in bir alakası yok. Yaren'in bir suçu yok. Ben yaptım. Tamam, ben götürdüm. Bak, ben kabul ediyorum her şeyi. Ama Defne'nin ne kadar hasta olduğunu da ben çok iyi biliyorum. Yaren'i ne olur karıştırma. Eda. Bak kızım, artık reşitsin. Bu yüzden davranışlarına dikkat etmen gerekir. Daha fazla arkanda duramam. Bu olayı müdür hanıma söylemeyeceğim. Arkadaşını düşünüyorsan da Yaren'i peşine takmaktan vazgeç. Kızın sınavı var. Biliyorum. Biliyorum, tamam. Tamam. Ne oldu? Azar mı işittin? Yok. Geleceğin hakkında plan program yaptık. İpek böceğim. Yürü be. Ha? Yarenim, bir tanem. Kitap mı kemiriyorsun hala? Ders çalışıyorum Eda. Eda sessiz ol, ders çalışıyoruz. Ya Yaren, bak kazanacaksın üniversiteyi. Arkadaşım ben sana çok güveniyorum. Relax ol, biraz sakin ol lütfen ya. Eda gerçekten çok gerginim. Bak gerim gerim geriliyorum ha. Ben de var ya, burada yarensizlikten öleceğim. Benimle hiç ilgilenmiyorsun Yaren sen ya. Allah aşkına bana bir dün geceyi sor, ne olur ya. Sormama gerek var mı? Hı? Gayet belli keyfin yerinde. Ayrıca ben sormasam da sen 100 defa anlatmayacak mısın? Eda bak gerçekten benim çalışmam gerekiyor. Hadi arkadaşım, hadi kalk ben de çalışayım. Anlatacağım tabii. Sen de beni böyle bak ders dinler gibi heyecanla, zevkle dinleyeceksin. Ama nerede biliyor musun? Yolda, hadi bakalım. Eda, yürü. Ya ders çalışacaktım. Kız Selin. Yarın ablanın kitaplarını toplayıp odasında götürüyorsun, yatağını da kapatıyorsun. Bir daha da benim lafımı kesme, bölmeyeyim seni ha. Şu üstünü değiştirdim, soktum leş gibi oldum yemin ediyorum. Elif. Geldim babaanneciğim. Çay koyayım sana, ister misin? İstemem. Yanımıza geldi. Bir tane soru sorayım mı? Bir tane. Ya Eda sen de tutturdun mu tutturuyorsun ha? Peki bir şey diyeceğim. Hı. Gerçekten geleceği görebiliyor mu? Yani babaannem doğuştan kör. Aa. Biz küçükken de gönül gözü açık derlerdi ama bilmiyorum yani.
Hiç kimseye bir şey söylediğini duymadım. Yanına geleni de kovalıyor sürekli. Bizim yanımıza geldiğine göre demek ki kovmayacak bizi. Bir tane soru soracağım. Rahatsız olursa sormam ya. Bir tane ya. Sonra bak şimdi. Yavaş. Babaanne. Merhaba. Ben Elif'in arkadaşıyım. Yetimhaneden. Eda ben. Benim bir sevdiğim var. İsmi Can. Hayırlı mı benim için? Sonumuz güzel mi? Aa, bir şey diyecek herhalde. Anlamadım sanırım. Bana kim hayır diyebilir ki? 7'den 70'e. Arsız bir kızsınız. Hiçbir şeyin önünü arkasını düşünmüyorsun. Yeter ki her şey senin istediğin gibi olsun. Babaanne sen de iyi gömdün beni ha. Yetimim ben, yetim biliyorsun değil mi? Prenses değilim. Hoş tabii istekler çok da. İsteğine kavuşacağım. Canla mı evleneceğim? İstediğin aşk değil ki. Sen zengin olacaksın. Yuh. Yani nokta atışı resmen ha. Vallahi çok doğru. Deme. Deme bak şimdi kalkar oynarım. Gerçekten duydunuz mu? Bakın benle iyi geçinin. Ben çok zengin olacağım ha. Mutlu olacaksın demedim ki. Sen de herkes gibi paraya kavuşunca aslında hiçbir şeye yetmediğini anlayacaksın. Babaanne şimdi yani parayla mutlu olmayan da salaktır yani. Param olsun niye mutlu... Babaanne bir... Detay falan baksana ya. Kaç vakte kadar olacağım bir söyle. Hadi. Çok konuşuyor bu. Kafam şişti. Tamam babaanneciğim. Biz artık kalkalım. Rahatsızlık verdik. Kızım ne rahatsızlık? Zavallı. Zavallı çocuğum benim. Ananın karnında sana rahat vermemişler. Sen istenmemişsin. Anacığın gücünü aşan bir çıkmaza düşmüş. Amansız bir kapana yakalanmış. Senin yolun kendi kaderini ananınkinden ayırmak. Ya babaanneciğim hadi gel bak bırak kız korktu ağlıyor ne olursun gözünü seveyim ya. Şş, korkacak bir şey yok. Sen güzel kızım. Ateşe giden bir pervane gibi kendi kaderine doğru gideceksin. Kaçmak istesen de kaçamayacaksın. Yazgı neyse o olacak. Senin baban kral gibi adam. Çok şeylerin sahibi. 7 tepenin arasında oturuyor bu adam. Tekin değil ama burası. Kimse için tekin değil. Etrafını yılanlar sarmış bu adamın. Seni de sokmak isteyecekler. Dikkat et çocuğum. Çok dikkat et. Ben hiçbir şey anlamadım. Daha bitmedi güzel kızım. Aşka düşeceksin sen sonra. Dipsiz bir kuyuya düşer gibi. Çarpa çarpa dibe ineceksin. Aklın ondan kurtulsun isteyeceksin. Ama olmayacak. Ben öyle birini tanımıyorum. Tanıyacaksın. O da kendi kaderine doğru gelecek. Ama yok hala büyük geliyor. Rahat edemedim evet. He? Bak Yaren. İşte burası da benim aşk yuvam. Aşk yuvam derken? Evet. Burası benim aşk yuvam. Biz evlendikten sonra burada otururuz diye düşünüyorum. Canım bundan haberi var mı? Yaren niye moralimi bozuyorsun benim? O benim güzelliğim. Ben senin moralini bozmak ister miyim hiç? Can nedir kimdir bilmiyorsun. Yani daha 15 gün falan oldu tanışalı değil mi? Yaren biz birbirimize çok aşığız. Çok seviyoruz biz birbirimizi. Hem ben Can'la çok güzel vakit geçiriyorum. Arabayla geziyoruz, sokaklarda el ele tutuşuyoruz. Can bana çok güzel bakıyor. Bir de Can bana çok güzel dokunuyor. Ay Eda sus. Sus ya lütfen. Ne dedim ya Allah Allah. Tamam kapı kapalı şu zili falan çal. Tamam içeri gidelim çalayım.
annesi, ben şu arkaya bir bakayım. İçeriye geçebilirsem kapıyı sana açarım, tamam mı? Sen burada dur bak. Eda ya. Dur, dur, geleceğim. Hekim Bey, hoş geldiniz. İşim var dışarıda. Doktora bakmadan açıyorum hemen. Sorun yok. Anahtar kontakta. Ben yürüyeceğim. Siz girmiyor musunuz? Ben arkadaşımı bekliyorum. İçeride bekleyin isterseniz. Böyle mi yürüyelim içeri? Anlamadım. Kol mu diyorum? Kol kola mı girelim içeri? Çok pardon, ben korktum da. Onu anladım. Merak etme, bir şey yapmaz. İzninle. Şişt. Kim? Ekin'miş adı. Ekin. Tanıştın yani. Vallahi boylu postu yakışıklı çocuğa benziyordu Yaren. Gözlerini bir alamamışsın sen ondan. Ayrıca sen içeriye girdin, niye beni aramıyorsun? Ay Eda, görevli adını söyledi ayrıca, oradan duydum. Benle geliyorsun. Ben geleceğim. Yaren. Can. Otur Can. Ne oluyor ya? Seni buraya sözleşme için göndermedim mi? Üstelik babanın karşı çıkmasına rağmen. Kudret abiye karşı sana kefil oldum. Senin yaptığına bak. Ne yapıyorum ben ya? Gelmişken sadece biraz eğlenmek istedim yani. Sözleşmeyi yarın halledeceğim. Gerek kalmadı. Ben hallettim. Neden? Niye ya? Pazarlığı seninle yapmak istemediler. Yarın erteleyelim diye adamlara utanan maymun emojili mesaj atmışsın. Yani... Yok mu kurumsal hayatta maymun emojisi? Haftalardır burada ne yapıyorsun sen? Haftalardır burada çalışıyorum. Çalıştıktan sonra parti yapıyorum. Sonra tekrar çalışıyorum. Kafayı dağıtmam gerekiyor. O yüzden tekrar parti yapıyorum. Hadi abi, ne yapıyoruz burada baş başa? Hadi gidelim ya partiye, hadi ya.
lütfen. Fırat! Haberleşeceğiz, tamam. Ne haber? İyi. Senden? İyidir. Ne haber Big Boss? Eğleniyor muyuz? Sen neden buradasın? Can parti var dedi, geldik. Ya hayırdır, kuzenimin evine gelirken sana hesap mı vereceğim? Hiç. Bak seninki benimkinin yanında, gördün mü? Ne kadar güzel gözüküyorlar. Ay nereden benim oluyor Eda ya? Ya bahçede karşılaşmadınız mı? Karşılaştınız. Çocuğun adını bile öğrenmişsin. Ne olur enişte mi olsun bu benim ya? Eda saçmalama. Can! Can! Beyler! Beyler hadi abi! Hadi abi, hadi, hadi. Şimdi keyfim yerine geldi. Merhaba. Merhaba. Kardeşim, yerden, Cem. Erkek arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Fırat ben. Güzelim. Çalsak. Çok kasıyorsun. Bu biraz bana yardımcı olur. Zor kız. En sevdiğim. Aşkım, nereye? Can, nereye? Gel. Can, inanılmaz güzel olmuş parti. Ne? Parti diyorum, inanılmaz güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim tabii, beğenmez olur muyum? Can? Nereye? Odama. Can! Can! Ben sıkıldım. Hadi dışarı çıkalım, bir şeyler yeriz, içeriz. Ya sen anlamıyor musun? Daha açık nasıl ifade edebilirim? Git yanımdan diyorum ya. Kapris yapma sen. He? Çıkarız, dolaşırız biraz. Dokunma bana. Çekil şuradan, çekil.
Ya hadi ama kapris yapma. Bırak beni. Can şov yapıyor, şov. Can. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum bir tane. Bu geceyi hiç unutmayacağım biliyor musun Can? Benim için çok özel ve çok güzel bir gece. Sen var ya bir tanesin Can, bir tanesin ya. Seni seviyorum Can. Harikasın sen bir tanem. 100 yıl unutulmaz bu. Çok iyi parti Can. Takipçiniz kanka. Can. Bir şey yapmayacak mısın? Bir şey yok bir tanem ya. Takılıyor işte çocuklar. Hem bu kadar abartma ya. İnsanlar sevişir. Terbiyesiz. Ne akla çekersin insanların özelini? İzinsiz görüntü alamaz. Sen de arkadaşını al evine git. Parti bitti. Hadi herkes dışarı. Hadi ne duruyorsunuz dışarı? Sen benimle geliyorsun. Gitmek istiyorum ben bu evden. Kalk git üstünü değiştir. Hadi. Hadi kalk üstünü değiştir. Hadi toplan İstanbul'u. Sen git ben gelirim. Saçmalama iki saat. Sen de beni rahat bırak. Bırak yavrum. Eda. Rahat bırakınca olanlar ortada. Ne kadar boş tip var eve toplamışsın. Eda hadi gidelim hadi. O kızları nereden? Hacer teyze benimle gelmişti. Akrabaları varmış burada. Onu bıraktıktan sonra Eda'yla karşılaştım yolda. Yolda? Ne var yani? Ne var? Annemden betersin ha. Ne geniş adamlarsınız yani. Yolda buldum diyor ya. Senin ne işin var o zavallı kızlarla? Onu da anlamadım ki. Zavallı derken? Evet. Öylelerdi. O üstlerindeki ucuz kıyafetleri bile ödünç almışlar. Nereden geldikleri belli değil. Bir sınıf ayrımı yapmasak mı acaba ha? Ekim Bey. Ha? Can Akal'la takılmak onların da hakkı değil mi? Eğlendiler işte biraz da var ya. O kız peşini bırakmayacak Can. Al başına belayı da rahatla şimdi. Tamam kanka tamam. Bak bu geceyi böyle bekarlığa veda partisi gibi bir şey sayalım olur mu? Ha? Ben Nil'i seviyorum ya. Ciddi düşünüyorum. Evleneceğim Nil'le ben ya. Bir sıkıntı çıkmaz. Öylesine bir şeydi bu. Sen ne ciddiye? Eda lütfen. Lütfen. Eda lütfen git. Üstünü değiştir. Ama yarın. Eda lütfen dedim. Lütfen. Hadi. Hadi. Merak etme majesteleri. Biz kimsenin başına bela olmayız. Sen neye gülüyorsun ya? Neye gülüyorsun? Sen komik miyim ben? Komik miyim? Tamam prenses tamam tamam korktum ya. Tamam. Sen ne yüzsüz bir şeysin ya? Utanmaz. Ahlaksız. Tamam sakin ol. Herkes için zor bir geceydi. Ama bu kadar yeter bence. Hadi ya. Aşağıla. Hakaret et. Sonra istediğin gibi konuyu kapat. Oldu. Bitti mi? Bitmedi.
Sen insanları yargılamadan önce o ağzındaki gümüş kaşığı çıkar, tamam mı? Bizim kıyafetlerimiz ödünç olabilir ve ben bundan utanmıyorum. En azından sizin gibi pahalı kıyafetler giyen ucuz insanlar değiliz biz. Asıl sensin zavallı be. Siz var ya, hepiniz zavallısınız. Gözünüz o kadar kör olmuş ki hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Bittiyse sizi eve bıraktıracağım. Geç oldu. İstemez. Pekala veda gecesiymiş. Öylesine bir şeydi ha? Hikayemiz bu kadar demek, öyle mi? Ulan ben salak değilim ki. Salak değilim, senin haftalardır yüzüğün nerede, ben görmedim ki. Yüzüğün nerede Can, yüzüğün nerede? Zengin züppesi seni. Yanlış yaptın Can. Yanlış yaptın. Ben sana bunu ödeteceğim. Gel şimdi köpek gibi peşime. Köpek gibi gel şimdi. Eda. Eda. Hadi gidiyoruz. Karşılaşırsanız hiçbir şey söyleme. Yok yok. Kavga edip rezillik çıkartmayacağım. Daha fazla rezil etmeyeceğim kendimi. Ben başka bir yolunu buldum. Ne yaptın Eda? Bunu aldım ben. Eda, hırsızlık bu. Sen değilsin. Ama onların yaptığı aşağılık bir hareket değil mi Yaren? Ha? Ben de alacağım bunu. Satacağım, özgürce harcayacağım. Kimse de bana karışmayacak. Ben de ona bunun bedelini ödeteceğim, tamam mı? Ver şunu bana. Hayır, karışma işime. Eda, ver şunu bana. Yaren, hayır, bırak. Eda! Dur. Eda, hadi in aşağı. Ne yapıyorsun sen burada? Ben küpelerimi düşürmüştüm, onu arıyorum. Can'ın odasında. Eda'nın kıyafetlerini almaya gelmiştik biz. Yemedik odasını. Küpelerin kulağında. Bu işi seçtiysen daha soğukkanlı olmalısın ama. Dolaplara bakılmamış. Çekmeceler de kapalı. Belki oralarda da para vardır. Değil mi? Nereye gidiyorsun? Belki polis çağıracağım. Sonuçta hırsızlık yapıyordum. Çağır. Çağır hadi, bekliyorum, lafta kalmasın. İçeride ne güzel nutuk attın, kafa karıştırdın. Geldin burada evi soyuyorsun. İyi hamle ama. Hakkını yemeyeyim. Anlatsam da nasıl olsa anlamayacaksın. Bir daha acımam. Sakın gözüme gözükme.
Buyurun. Beni çağırmışsınız. Bu kaç etti Eda? Sen sayabildin mi? Biz sayamadık. Yurttan kaçmaların, esnafların şikayetleri. Arkadaşlarını yaptığın kavgaları saymıyorum bile. Ben yurttan kaçmadım. Bu İpek pisliği yalan söylüyor. Aramızda bir husumet var, pislik yapıyor o yüzden. Bunlar sadece bir haftalık kaçışlarının kaydı. Daha geriye gitsek kim bilir kaç vukuatın çıkacak. Bak Eda, burası bu disiplinsizlikleri kabul edebilecek bir yurt değil. Şimdi hemen çantanı topla. Anlamadım. Kovuldun mu yani? Seni başka ile nakledeceğim. Sevim Hanım burada olmasaydı bu kadar zaman da kalamazdın ya. Neyse. Sevim Hanım, Eda'nın Malatya sosyal hizmetlere sevkini yazalım. Ne? Bir de beni başka bir şehire mi gönderiyorsunuz cidden ya? Olmaz, yapmayın ne olur. Ne olur yapmayın, ben Yaren'den ayrılamam ki, biz nasıl Yaren? Eda uzatma, kızın da kanına girip duruyorsun. Bırak da kız hayatını kurtarsın. Ya tamam, söz veriyorum. Özür diliyorum, bir daha yapmayacağım, yemin ediyorum. Bir daha asla yurtlarına... Odana dön. Eşyalarını topla hemen. Müdür Hanım, lütfen Eda'ya bir şans daha verin, ne olur. Hayır, konu kapandı. Eda, Eda dur, bekle. Eda. Bunun benim kararım olmadığını biliyorsun değil mi kızım? Ben elimden geleni yapmaya çalıştım senin için. Vallahi çok da bir şey gelmemiş Sevim anne senin elinde. Bunu şimdilik Yaren'e söylemeyelim. Sınavına girip çıksın, ondan sonra konuşursunuz, olur mu? Alo. Kimsiniz? Eda, ben Fırat. Can'ın arkadaşı. Bana bak. Eğer o Can'la ilgili aradıysan... Hayır, hayır. Eğer buluşabilirsek anlatacağım. Bursa'dayım ben. Benimle mi konuşacaksın? Ay Yaren, tamam artık. Hem son günlerde sınava çalışmayın demediler mi? Ya evet. Hem bu kadar stres yaparsan konsantre olamayacaksın. Yani. Kızlar ne yapayım? İstediğim puan alamam diye çok korkuyorum. Kim? Sen mi? Derece bekliyoruz kızım, senden derece. Ya birkaç ay sonra üniversiteli Yaren olacaksın ya. Böyle kampüste salona salona gezersin artık. Ya. Bizi de tanımazsın artık. Kızlar teşekkür ederim ama ben sadece derslerimle ilgilenmeyi düşünüyorum. Ya tabii tabii. İyi, sen o zaman derslerinle ilgilenirsin. Şimdi kapat bakayım şunu. Hepsini de çözmüşsün. Tam sınava hazırlık hocası. Ya ne sandın, ver bakayım onu. İstanbul'da işiniz hazır, kocaman eviniz hazır. Gelin işte, size sahip çıkacağım diyorum. Daha ne yapayım sizin için? Bilmiyorum Fırat. Yani gerçekten bilmiyorum. Yaren benim kardeşim, ben onu çok iyi tanıyorum. Bütün imkanları senin ayarladığını söylersen... Asla gelmez, asla kabul etmez, biliyorum. Söyleme Eda, gelin yerleşin eve. Ben güzellik salonunun ortağıyım zaten. Banu çok tatlı kadındır, sorun yaşamazsınız. Yaren'e söyleyeceğim ben. He, bana kızsın sonra değil mi? Oldu, olmaz canım öyle, hayır. Hem zaten bizim başka dertlerimiz de var Fırat ya. Ben bu yurttan başka yurda nakil edilebilirim. Yaren daha bunu bilmiyor, bizim yollarımız ayrılabilir. O zaman ne yapacağız? Birbirinizden ayrılmak zorunda değilsiniz. Nasıl yani? Bak, durumumuz bayağı zor dedin, değil mi? Bir kardeşim var, hasta dedin. Ben ona da yardımcı olurum. Defne'ye de mi yardım edeceksin? Evet. Yani hepinizin iyiliği için. Hazır ev var, iş var. Gelip yerleşin. Sizin için daha ne yapabilirim ben? Tamam, ben bunu biraz düşüneyim Fırat, olur mu? Edacığım bak, çok düşünecek bir şey yok. Yaren ayağına gelen fırsatın farkında değil.
Ama ben alacağım gönlünü. Sevdiririm kendimi. Sana. Malım benim, teşekkür ederim. Aa, Eda nerede? Senin sınav stresi çatlağı duyutmamış herhalde. Stres falan yok, okunmuş şeker var. Ne yaptın sen mi okudun ütüleniyor yoksa? Sen bir git elini yüzünü yıka, benim de dua lazım, bozdurma. Hoca okudu, ben üfledim. Al bakalım. Sana inanmıyorum Eda, sabahın köründe uğraştığın şeye bak. Hoppa. Harikasın sen ya. Abartma canım. Dua ettik alt tarafı. Abartma mı? Eda. Gerçekten iyi ki varsın. Özellikle de bugünümde, bu en heyecanlı, en büyük günümde iyi ki varsın. Tamam tamam. Sen de ya, sen de. Hadi bakalım ne giyeceksin, rahat bir şeyler giy. Ne demek o? Sen gelmiyor musun? Kız ben senin velin miyim? Niye geleyim? Okumuş şekerleri verirken öyle demiyordun ama. Doğru. Ama ben biraz cezalıyım. Biz bugün o yüzden Defne ile miniklere kahvaltı hazırlayacağız. Sen de güzelce sınavına gidip gireceksin, tamam mı? Sen kucağa geliyorsun. Yaren abla da hazırlanıyor. Yaren ablaya bir şans öpücüğü at bakalım. Haydi. Üniversitelerini içtin mi fare? Kızlar, içinizden biriniz bütün duaları okuyun. Az sonra kaderimiz yazılacak. Kızlar benim kalbim sıkışıyor ya. Çok heyecanlandım. Sana ne oluyor ya? Garanti kazanacaksın kızım sen. Bu sefer masa senin bir daha girersin. Rahat ol. Kimliğin üzerinde mi? Yaren, hadi. Yaren, geliş belgeni çıkar. Buraya koymuşsun, tıta yok. Şaka. Saçmalama. Akşam çantaya koymadın mı? Koydum, koymaz olur muyum ama yok şu an. Doğru ara şunu hadi. Doğru arıyorum işte, yok. Tamam hadi çıkar şuraya. Bu tamam tamam hadi doğru ara şunu. Doğru ara, doğru ara. 10 dakika sonra kapılar kapanacak. Herkes acele etsin. Yaren git yurda bak, belki odada bir yerde düşmüştür ha. Hıla. Yaren hadi koş. Yaren koş. Bülent abi. Bülent abi. Bülent abi aç kapıyı. Thank you.
çocuklar açılın bakayım. Durun, durun, durun. Yaren ne yapıyorsun? Neden sınavda değilsin? Giriş belgemi bulamıyorum. Ben hasta olurum. Hayır, çantana baktın mı? İyice baktın mı kızım? Yaren, şimdi bulamıyorum. Sakin ol. Belki görmüşsünüzdür. Görmedim. Hayır, görmedim. Görmedim kızım. Sakin ol. Sakin ol. Bulamıyorum. Nerede? Yaren, sınav çoktan başladı. Yok, 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 başlamadı. Başlamadı, sınav başlamadı. Sınav başlamadı benim. Ben bulacağım onu. Beni başka çarem yok. Benim başka çarem bir şey yok Yaren. Bizim başka çaremiz yok ki. Ben sınava gireceğim. Sonra üniversiteyi kazanacağım. Evet. Sonra ben doktor olacağım. Doktor olacağım ben. Eda ile burada çok güzel bir evimiz olacak. Çok güzel bir evimiz olacak. Defne var. Defne var ben. Ben onu iyileştireceğim ben. Ben ona bakacağım. Ben bakacağım ona. Tamam mı? Al Defne'yi. Al gül. Çekil. Çekil. Ben gireceğim aslında. Yaren. Eda. Sınava giriş belgem yok. Giriş belgem yok. Bulamıyorum. Su. Sevim anne su. Bulamıyorum. Tamam. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ne yapacağız biz? Biz ne yapacağız? Çıkart. Çıkart. Nefes al. Çıkart nefes al. Bulamıyorum. Nefes al bak çıkart tamam. Tamam. Kaybettim. Çıkart. Eda. Yapamadım. Ben yapamadım. Hayır. Ben bizi kurtaramadım Eda. Ben bizi kurtaramadım. Hayır Yaren. Bizi kurtaramadım. Hayır. Eda. Yaren. Yaren. Eda. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Oh Can, hainsin var ya. Hiç boşuna uğraşma, kaybettin ya. Seninle teke tek kapışacağız. Ayşegül'cüğüm bu olmadı. Tamam, bana uyar. Yeter bu kadar. Yemekler Can Bey'den. Tamam kardeşim, ısmarlarız ya. Benim yüzümden yenildik ama. Ben derslere yeni başladım bu yüzden. Öğrenirsin. Hadi duşa. Ayşegül, hadi gelsene.
kolyemi kaybettiğimde içime dolmuştu biliyor musun? Bir şeylerin ters gideceğini anlamıştım. Küçücük bir kağıt parçası ya. Küçücük bir kağıt parçası ve ben ona sahip çıkamadım. Ben çok aptalım. Ben nasıl ona sahip çıkamam ya? Eda ben yıllarca bu anı bekledim. Yıllarca çalıştım, çabaladım. Şu hale bak. Şu haleme bir bak. Bu hayatımızı kurtarmak için tek şansımdı. Tek bir şans. Tek bir şans diye diye yedin bitirdin kendini. Ne şansı ya? Ya şans ne zaman bizim yüzümüze güldü de sen şimdi gülmüyor diye isyan ediyorsun Yaren ya. Ya benim Yaren'im seneye o sınava girer. İstediği bölümü de kazanır. Sınavsa sınav. Demek ki bu sene sınavı değil hayatımızı kazanacakmışız. Biz yeter ki bir arada olalım Yaren. Bak bunların hepsi bize vız gelir tırıs gider tamam mı? Ama ağlama artık Yaren. Ağlama lütfen Yaren. Ağlamak yok tamam mı kardeşim? Aa. Şu tipe bir bak ya. Beni topladı kendi de aldı. Ah. Ben dağılmam, dağıtırım yalnız. Ayıp ediyorsun bak. Allah Allah. Ama bazen tek başıma yapamayabilirim. O yüzden beraber dağıtacağız, tamam mı? Bu şanssızlıkmış, uğursuzlukmuş. Biz bunların ağzını burnunu dağıtacağız, tamam mı? Tamam, bir kere güler misin o zaman? Hadi, bir kere daha. Ay, bu kıza gülmek çok yakışıyor Allah'ım ya. Ne kadar güzel oluyor ya. Nereye? Çocukluğumuza. Aa. Ya hayır, dur bir dakika. Nereye? Uçtu uçtu. Eda, hayır. Eda. Evet. Eda, hayır. Hadi. Eda. Bir. Eda. İki. Eda. Üç, üç Yaren hadi hadi. Eda ya. Üç. Tamam, aferin kız. Rota hesaplanıyor Yaren. Hazır mısın? Hazırım. Yavaş yavaş yavaş. Yaren'im. Efendim. Sarıl bana bak. Yoksa düşersin. Tamam. Yaren'im geliyor. Açılın yoldan. Benim kardeşim geliyor. Eda. Eda, hadi kalk kızım, araç geldi, gidiyoruz. Hadi. Ne oluyor ya? Sevim anne. Edacığım, hadi. Ne aracı? Ne aracı? Eda, ne oluyor? Ben sana anlatamadım. Fırsat bulamadım, kovdular beni. Ne? O ne demek ya? O ne demek ya? Kovmak ne demek? Yaren'cim, senlik bir durum yok. Eda'yı başka bir yurda naklediyoruz. Eda'cığım hadi eşyalarını topla, arkadaşlarınla vedalaş. Bir dakika. Sevim Hanım, Müdür Hanım. Bir dakika, vedalaşmak ne demek? Vedalaşmak ne demek? Eda benim kardeşim. Lütfen bir oturup konuşalım. Lütfen bir oturup konuşalım, tamam mı? Sen karışma. Eda, umarım burada yaptığın hataları orada da tekrarlamazsın. Buna ihtiyacınız kalmayacak. Niye biliyor musunuz?
Siz beni kovamayacaksınız çünkü. Ben kendim gideceğim. Tamam mı? Ben kendim gideceğim. Anlaşıldı mı şimdi ha? Anlamadın mı? Al bakalım. Al. Hem de nasıl gideceğim biliyor musun? Bak şöyle gideceğim. Eda, ne yapıyorsun? Eda, bak biliyor musun? Bak. Böyle gideceğim. Eda. Nasıl gideceğim biliyor musun? Eda. Böyle gideceğim Eda, ben. Dur, dur. Eda. Eda. Beni Yaren'den ayırdınız. Eda. Sizin var ya, yurdunuz da batsın, kurallarınız da batsın, her şeyiniz batsın sizin. Müdür hanım, yalvarıyorum size, yalvarıyorum. Bir oturup konuşalım, olur mu? Bir oturup konuşalım. Bu mümkün değil kızım. Artık bu hakkını da kaybettin Eda. Nasıl gidiyormuşum? İyi izle sen şimdi beni. Sevim hanım, hemen Eda'nın çıkış kağıdını hazırlayın, imzalayacağım. Eda giderse ben de giderim. Eda benim kardeşim. Ben onu bırakmam. Yara. Anlaştık ha. Hadi Yaren. Aa yeter ama artık. Biz Defne'yi sık sık görmeye geleceğiz. Yapmayın. Kız bana bak, ezdirme kendini sakın. Duydun mu beni? Yaren abla. Eda abla. Canlarını da aldım. Kızım, anne gideceğim. Yaren abla. Beni bırakmayın burada. Hiç yaramazlık yapmayacaksınız. Defneciğim. Beni de alın. Bir tanem, bu mümkün değil. Sen çok isterseceğimin günde. Hani buradan dilersek kabul olurdu. Sen buradan dilemedin benimle kalmayı. Buradan diledim. Buradan diledim. Ben hep beraber çok mutlu bir hayatımız olmasını diledim. Ve öyle de olacak, tamam mı? Sana söz veriyorum. Olmayacak işte. Gidiyorsunuz. Beni bırakıp gidiyorsunuz sen. Bir tanem. Şimdi gidiyoruz. Ama sana söz veriyorum, geri geleceğiz, tamam mı? Ben senin için geri geleceğim, seni buradan alacağım. Biz hiç ayrılmayacağız. Kandırıyorsun beni, hiç bırakmayacaktın beni. Hani sınavı kazanacaktın, doktor olacaktın. Beni kurtaracaktın sen. Hayır sarı papatya, hayır. Bak sana ben yalan söylerim ama Yaren ablan yalan söylemez. Ne zaman kandırdı seni, ha? Hiç anlamam. Sus, beni alın ne olur. Değilim sen, ne olsaydım kandırmazdın. Çıkış kağıtlarınız. Bak bakayım bana. Artık ağlamayı kes, ağlamak yok. Biz sana söz veriyoruz, seni buradan gelip alacağız, tamam mı? Bebeğim. Bebeğim, ben seni çok seviyorum, tamam mı? Ben seni çok 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 seviyorum. Ve sana söz veriyorum, senin için geri geleceğim. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Ve şimdi bana inanmasan da ben senin için geri geldiğimde bir tanem olduğuna inanacaksın. Tamam mı küçüğüm? Hadi bakalım. Hadi. Hadi ağlamak yok. Bak ben de ağlamıyorum. Tamam mı? Sen bizi burada bekleyeceksin. Biz seni buradan almaya geleceğiz. Hadi Yaren ablası. Hadi. Ağlamak beni yok. Ne olur, ne olur. Defne, Defne. Defneciğim. Hayır, hayır. Defne! 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 Defne!
Güle Eda. Ne oluyor ya? Güle güle. Böcek. Çekil be. Çekil. Hadi Yara. Ne yapacağız şimdi? İstanbul'a gideceğiz. Elif'in yanına. Bir süre orada kalacağız. Ben iş de bulacağım. Kalacak yer de bulacağım, tamam mı? Biz yeter ki yan yana olalım. Biz yeter ki hiç ayrılmayalım Yaren, tamam mı? Ben bir kere yetim kaldım.
bir daha kalamam yani. Yapamam. İkimiz de tek başımıza kalırsak kayboluruz. Yemin ediyorum kayboluruz. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Acıtıyor yaşananlar, kaderde yara gibi saklananlar. Özür dilerim, özür dilerim. İnandım bu masallar. Kopardılar yuvamızı, kapattılar. Özür dilerim. Başı sonu göz yaşı. Çare diye bittik biz. Sessiz buralarda bitiyoruz artık. Bu oyunda kaçıyoruz her gece. Göz göre göre bir boşluğa bıraktılar. Acıttılar. Gülümsedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.